Biraz zor işte. Ne olur alma. Annemin fotoğrafı. Benim annemin. Lütfen. Yettin be. Kapa canını. Bu fotoğraf bende kalacak. Eğer aldığın birine söylersen senin dilini keserim. Anladın mı? Ama... Tek kelime etmeyeceksin. Tek kelime. Eğer birinden duyarsan seni köpeklere yem ederim. Duydun mu beni? Kime diyorum ben? Anladın mı beni? Anneni de öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. Anladım. Kimseye bir şey söyleyemez artık. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksınız ki hanımı? O besleme bu eve nasıl birdenbire geldiyse... ...onu birdenbire yok etmesini bilirim. Beslemeye pabuç bırakacak değilim. Önce kızdan kurtulalım. Sonra annesini de halledeceğiz. Belki bir şey olmuş. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey?
Ağlamaktan helak olmuşsun. Yoksa Tuğçe mi bir şey söyledi de üzdü seni? Aa. Başka birisi mi üzdü? Kimse üzmedi. Ne oldu o zaman kızım? Bir şey olmadı Ayşe teyze. Ağlama güzel yavrum. Annesini özledi tabii yavrum. Ama bak üzülme, beni de üzüyorsun. Sil bakayım o gözyaşlarını. Yakışıyor mu güzel yüzüne ağlamak? Ağlama güzel yavrum. Ağlama güzel kuzum. Ağlama güzel kuzum. Doktorunuzla konuştum Melek Hanım. Durumunuz gayet iyiye gidiyor. Duydun mu Melek abla? Duydum Zeynep'ciğim, duydum. Böyle giderse yarın taburcu olabilirsiniz bile. Oh, Allah'ım dualarım kabul oldu. Fakat kendinize çok dikkat etmelisiniz. Hala ciddi risk altındasınız. Tabii tabii. Dikkat edeceğiz değil mi Melek ablacığım? Çok iyi bakacağım ben Melek ablama, çok. Allah senden razı olsun Zeynep'ciğim. Hep yanımdaydın. Bir an olsun yalnız bırakmadın beni. Bir tane Melek ablam var benim. Tabii ki iyi bakacağım. Hadi sen git artık. Bütün gece sınavına çalıştın. Geç kalma. Seni bırakma ihtimali var mı ya ablacığım? Olmaz öyle şey. Hemşireyi duymadın mı? Bak ben çok iyiyim. Ya yok Melek abla ya. Hadi Zeynep üzme beni. Mekanı getirdin beni ya. İti, kopu hepsi orada. Vallahi baba ben de bilmiyordum. Az daha Tonga'ya düşüyordum senin yüzünden. Yani güvenli bir yerde inşa ettim. En azından evden daha güvenli. Baba sabret bak. Şu tahsilat işini bir halledelim, paraya para demeyeceğiz. Bir marası çıkmasın da gene. Yok be baba. Ne marası çıkacak? Adamın bir tanesi borcunu ödemiyormuş. Ona gideceğiz, paraları söküp diyeceğiz. Olay budur. Göreceğiz bakalım. Ya baba, sen biraz rahat olsana. Ya güven şu oğluna. Parayı aldık mı gittik, borcumuzu da kapattık mı tamamdır. Ondan sonra rahatız. Bitti gitti. Lan oğlum, nerede bu senin dediğin yer ya? Yürümekten iflahım kesildi. Geldik, geldik. Şuradan köşeye döndük mü hemen oradayız. Sen çok yaşa Ayşe. Şimdi aklımdan geçiyordu. Afiyet olsun. Bir şey mi diyeceksin? Ali Hanım. Pazara gideceğim de istediğiniz özel bir şey var mı diye soracaktım. Bu saatte ne pazarı mı böyle? Saat daha kaç? Sabahtan daha iyi oluyor. Sebzenin, meyvenin iyisini, tazesini seçebiliyorum. İyi bakalım. Öyle diyorsan. Günaydın. Hayırdır oğlum? Erkencisin bugün. Okula gideceğim. Ha, Ayşe'yi de bırakıver o zaman. Ben giderdim hanımım. Hadi hemen çıkalım o zaman. Sınava yetişeceğim. Yok oğlum, sen yetiş sınavına. Ben giderim. Hanımım, benim yüzümden okula geç kalmasın çocuk. Ben bir koşu gider gelirim. Hadi ben kaçtım o zaman. Hadi oğlum, Allah zihin açıklığı versin. Canım. Gel kızım, Hasan Efendi. Hasan Efendi. Buyur beyim. Hazır mı bizim kara kız? Hazır beyim, hemen getireyim. Thank you.
be kızım. Nasıl? Bir şeysi yok değil mi? Yok bir. Dün biraz uyuşuz ama bugün iyi. E hayvanlar da bunalıyor tabii sıcaktan. Aşkım benim. Sen nasılsın? Nasıl olur? Yuvarlanıp gidiyoruz benim. Anladım. İyi bak benim kara kızıma. Siz hiç merak buyurmayın benim. Peki Kenan Bey sizce biliyor mu hanımı? Tabii ki bilmiyor Gonca. Bilse kendi kızının evinde besleme olmasına razı olur mu? Peki ya öğrenirse? Asla öğrenmeyecek. Asla. Bugün bu işi bitireceğim. Şu besleme parçasını konuşturup annesinin yerini öğrenelim de. Melek'ten kurtulduktan sonra kızı da hallederiz zaten. Nasılsa elimizde. Anneciğim. Seni çok özledim. Fotoğrafın da yok. Ama şimdi bu resim var. Abi kusura bakma. Beklettik biraz. Problem değil. Baba. Yekten konuya geleceğim. Mevzuyu az çok biliyorsunuz. Lakin bu giden adam konuyu pek anlamamış galiba. Sizin işiniz efendice adabınca anlatmak. Ha baktınız ki anlamıyorlar. O zaman elinizi korkak alıştırmayacaksınız. Olan var mı? Yok. Bu karşılıksız çıkan çekleri. Burada da gideceğiniz yerin adresi yazıyor. Tamam abi. Diyeceksiniz ki malı alırken iyi, ödemeye gelince tırız. Devreye Süleyman abi girdi diyeceksiniz. Korkmayın lan. Bir şey yok. Bizim işimiz bir nevi arabuluculuk yani. Böyle iki borçlu tarafın arasını yapıyoruz. Alacak verecek ne varsa kapatıyoruz. Sevaptır lan. Anladın? Anladım abi. Tamam. Burhan'a Süleyman abinin selamı var deyin. O anlar. İzniniz abi. Eyvallah. Hah Melek, benim Ayşe ablan. Kocan yanında mı? Tamam, geliyorum. Tamam Ayşe ablacığım. Allah'ım ne olur Elif'ime bir şey olmuş olmasın. Elif iyi değil mi Ayşe abla? İyi de ne olur. Sakin ol ablacığım. Elif iyi. Çok iyi. Hiç merak etme sen. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Yemek yiyor mu? Sağlığı nasıl? Mutlu mu? Yüzü gülüyor mu yavrum? Ona gül gibi bakıyorum. Sağlığı da sıhhati de iyi. İştahı da pek açık maşallah. Sen hiç merak etme. Tasalanma. Her şey yolunda. Ben asıl seni merak ettim. Evden pazara çıkıyorum diye öyle zar zor attım dışarıya kendimi. Ne oldu, nasılsın, ne diyor doktorlar? Bugün tahlil sonuçları çıktı. İyiymişim yani öyle dediler. Ah oh, çok şükür, çok şükür. Ama rengin biraz sarı hala. Dikkat et kendine. Demek öyle. Demek öyle. Sen git, şu Ayşe'nin nereye gittiğini, ne zaman döneceğini iyice bir öğren.
bakalım kızı konuşturmak için yeterince vaktimiz var mı? Tamam hanımım. Benim. Her şey benim olacak. Buraya gelebilmek için neler yaptım ben? Senin gibi beslemenin bunu bozmasına izin vermeyeceğim. Kenan'ın kızı olsam bile. Melikciğim, geçen gün geldiğimde epey hastaydın, bitkindin. Ama şimdi iyisin. İyiyim Ayşe ablacığım. Anlat bakalım o zaman ablacığım. Ne oldu? Ne oldu da öyle birdenbire ortadan yok olup gittin? Evi barkı terk ettin. Kenan Bey'le mutlu değil miydiniz? Çok mutluyduk. Benim karım mı gelmiş? Yemeğini getirdim. Ne yiyeceğiz beraber? Ben artık gideyim. Ali Hanım beni bekler. Sen artık benim karımsın Melek. Ali Hanım'ın da gelinisin. Ama Kenan... Madem annem evliliğimizi istemiyor... Sevgimize inanmıyor. Biz de buralardan gideriz. Yeni bir yerde, yeni bir hayata başlarız. İkimiz, sadece ikimiz. İkimiz mi? Ama Kenan nasıl olur? Burası senin evin. Benim evim sensin. Bizi kimse ayıramayacak. Hiç kimse. Ayşe abla. Kenan'la bizi ayırdılar. Ama kim? Nasıl ayırdı? Ali Hanım. Kenan'ı terk etmezsem öldürecekti beni. Ne demek öldürecekti? Ali Hanım başından beri beni hiç istemedi ki zaten. Orası öyle. Öyle de. Ama bu söylediğin... Kaçacağımızı duyunca plan yapmış. O gece... Adamın teki elinde tabancasıyla çıktı karşıma. Ali Hanım göndermiş. Defol gitmezsen buralardan seni öldürürüm diye tehdit etti beni. Vah yavrum vah. Ben ölmeye de razıydım Ayşe abla. Kenan yokken yaşamışım yaşamamışım. Ama şu karnımdaki yavruya nasıl kıyardım? Sen söyle. Neden Kenan Bey'e söylemedin hamile olduğunu, karnında onun çocuğunu taşıdığını be yavrum? Daha o sabah öğrenmiştim. Söylemeye de vaktim olmadı zaten. Ah benim kadersizim. Peki o günden sonra Kenan Bey'le hiç mi karşılaşmadın? Neden söylemedin kendi rızanla ayrılmadığını ondan? Bir kere gördüm. O da bana yetti zaten. Thank you.
Hoş geldiniz. Allah müjdesin. Hayırlı uğurlu olsun. Vah kedersiz kızım, vah. O gün her şeyi anlatmak için gelmiştim aslında. Onu kendi rızamla terk etmediğimi, onun yavrusunu karnımda taşıdığımı söylemek için. Daha 2 ay bile geçmeden Ayşe abla. Başkasıyla evleneceğini nereden bilebilirdim ki? Biz söz vermiştik. Ölünceye kadar değil. Beni bu kadar çabuk unutacağını. Çünkü Kenan Bey sana çok kızmıştı Melek. Çılgın gibiydi. Deliye dönmüştü. Ve Aliye Hanım da evlenmesi için ısrar edince tamam dedi. Ama gerçekleri bilseydi. Geçti artık Ayşe abla. Artık başkasıyla evli. Benim kaderimde de bunu yaşamak varmış. Peki neden daha sonra söylemedin kızım? Nasıl söyleyecektim? Huzurunu kaçırmak, mutluluğunu bozmak istemedim. Ona bunu yapamazdım. Neden öyle diyorsun be ablacığım? Eğer Kenan Bey senin hamile olduğunu bilseydi hiç öyle ortada bırakır mıydı? Hasan Efendi. Buyurun Kenan Bey. Sıcak değil mi? Öyle ya. Hayırdır, pek mi keyifsizsin? Yok bir şey beyim. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Tamam, kolay gelsin. Hadi kızım. Ahmet Efendi. Hoş geldin beyim. Hasan Efendi'nin neyi var? Pek iyi görünmüyor. Kenan Bey, benden duymuş olmayasın ama Hasan Bey'in biraz sıkıntısı var. Hayrola? Sonbaharda kız evleniyor. Oğlu da üniversiteyi kazandı. Çocuk okumak istiyor. Fakat elde avuçta bir birikintisi yok. Anlıyorum. Aramızda para topladık. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama... Anladım Ahmet, anladım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın beyim. Yürü kızım. Kaçırdım ya. Sınava da geç kalacağım şimdi. Of of. Buyurun sizi okula kadar götüreyim. Öf, istemez ama sağ ol. Hadi ama yapma. Dolmuşluğa başladın herhalde. Vay, bugün esprili günümüzdeyiz. Sen ne biliyorsun geç kalacağını? Aynı yere gidiyoruz, gel işte. Biliyorum aynı yere gittiğimizi, istemiyorum. Gelir şimdi otobüs. İlla geç kalacağım diyorsun. Öf, öf git başımdan ama ya. Peki, sen bilirsin. Sınav çıkışında görüşürüz o zaman. Sen de benim gibi çiftlik iş yaparsın en fazla.
Lan oğlum nerede kaldı bu dilaver sokak ya? Kasap demedi mi az ileride sağda diye? 40 saattir yürüyoruz anasını satayım. Yürümekten tabanlarım nasır bağladı. Ya baba, acaba arkada mı kaldı ya? Lan kaçırdık mı nedir ya? Lan ben bakıyorum oğlum, geçmiş olsaydık görürdüm ya. Birine daha soralım bari. Soralım, soralım, yürü. Kolay gelsin. Aklım çıktı kız. Öyle sessiz sessiz gelinir mi? Gelirken cep telefonundan çaldırayım bundan sonra. La havle ya. Kim yarız? Ayşe gelmedi mi daha? Yok. Gelmedi daha. Nereye gitti ki yine? Pazara gitti kadıncağız. Nereye gidecek ki? Sabah sabah rüyasında mı görmüş pazarı? Pazara zaten sabah gidilir. İyi de yani her gün her gün bir yerde. Sana bir şey demiyor mu? Tövbe tövbe. Kızım senin işin gücün yok mu? Başımda dur 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 dur. Zaten canım çıktı burada. Ay iyi tamam be. Sana da bir şey sorulmuyor ha. Bakıyorsun. Senin böyle atın var mı? Yok. Bunu bana babam aldı. Hem de en büyük oyuncakçıdan. Çok güzelmiş. Sen binemezsin ama. O benim adım. Tamam binmem. Ben zaten büyük atlara bakacağım. Gelmez onu mu? Pazar gitmiş. İyi. Şu beslemeyle sohbet etmek için epey vaktimiz var desene. Öyle işte abla. Seni de zor durumda bıraktım. Hakkını ödeyemem. Öyle deme ablacığım. Darlarım vallahi. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum ablam. Hele bir şu hastaneden çıkayım. Tez zamanda alacağım Elif'im yanıma. Sana da yük oldum zaten. Aşk olsun. O nasıl söz öyle yavrum? Benim bir şikayetim yok ama... O kocandan kurtulana dek Elif yanına almayı düşünme bile. O adam zalim, kötü. Elif'in ondan uzak olması lazım. Öyle de abla. Öylesi möylesi yok Melek. Aynı şeyleri bir daha mı yaşamak istiyorsun? Kızını satmaya çalışan bir adamla birlikte mutlu olabilir mi hiç o yavrucak? Bunu bir düşünsene. Baba diye bildiği o zalimin yanında olmasındansa... Kenan Bey'in kanatları altında olması çok daha iyi. Öz kızı olduğunu bilmese bile.
Nereden çıktı şimdi bu ya? Of. Sınava geç kalacağım. Kahretsin ya, kahretsin. Neredesiniz? Kağıtlar dağıtıldı. Sınav başlayacak. Çok özür dilerim, geç kaldım. Tamam hadi. Sen neyi bekliyorsun orada? Hocam, iki dakika daha beklesek. Selim'e ulaşamıyorum, yolda olması lazım. İstersen herkesi tek tek arayalım, teşrif etmeyecek misiniz diye. Hocam, iki dakikacık daha. Hadi hadi, uzatma, gir içeri. Hadi. Kızım, sen yine mi boyama yapıyorsun? Anne, odada boyama kokusu sarar dedim, buraya çıktım. Bunu da laf etme lütfen. İyi, tamam. Lale mi o? Evet, sen pek seversin. Aa, Selim'in değil mi o? Ha, evde unutmuş. Bir gün kendini de bir yerde unutacak. Çocuğun sınavı varmış. Aceleyle evden çıktı, ne yapsın? Aman, laf da söyletmez biricik oğluna. Hanginize kondurdun bugüne kadar? Cicat. Nasılsın? Tuğçe? O kız nerede? Atlara bakacakmış. Haraya mı gitti yani? Hı hı. Misin küçük kız? Gel. Gel bakalım. Yerine bir şey olmadı ya. Ne yapıyorsun sen burada? Atlarımı merak ettin. Şey, ben atlara bakacaktım. Korkma, sana zarar vermez. Elif, tatlım. Tatlım, ne yapıyorsun burada? Her yerde seni arıyorum. Hadi gel, Tuğçe'yle dondurma yersiniz. Gonca ablan hazırladı senin için. Erimeden gidelim. Dondurma seversin değil mi? Hı hı. Dondurma sevmeyen çocuk mu olurmuş hiç? Ama dur dur. Önce sana diğer atları göstereyim, ister misin? Hı hı, olur. Baba, ofisler yukarıda. Buyurun, birine bakmışsınız. Hacetim geldi de tuvalet var mı? Bir üst kata. Çok kazıktı ama. Ben üçüncü soruda zorlandım. Üçüncü mü? Hmm. Ay, ben ona dokunmadım bile. Ben ona baktım, o bana baktı. Öyle bakıştık durduk. Çok seviyeli bir ilişkimiz oldu yani. Selim?
Oğlum bu ne hal? Sorma abi ya. Yoksa yeni bir tarz mı? Dalga geçmeyin ama. Valla dalga geçmekten başka bir şey yapamıyorum. Oğlum ne desem susmayacaksınız değil mi? Sence? Öf, tamam tamam. Arabanın motoru arızalandı. Yolda kaldım öyle. Yapma ya. 2 saat uğraştım ya. Sınavı da kaçırdın. Çok çalışmıştım ya zaten. Üzülme, alttan değil mi zaten? Seneye çömezlerle bir istatistik daha yaparsın. Bunu da yaptım ben. Bak, aynı. Sorduğu gibi söylemiştim. Ne oluyor be? Burhan sen misin? Benim. Siz kimsiniz? Süleyman abinin selamını getirdik. Ne istiyorsunuz? Bunu. Kiremitleri almışsın, bir güzel dizmişsin ama parasını ödememişsin. Süleyman abi de mecburen olaya dahil oldu tabii. Karşılıksız çek yazmayı utanmıyor musun lan? Ha? Hop Harun, dingon daire değil burası. Şşş, asıl sen Harun. Hem suçlu hem güçlü. Ne demek lan karşılıksız çek? Adam mı sövüşüyorsun? Size ne kardeşim? Tasa size mi düştü? O parayı kuruşu kuruşuna avucumuza sayacaksın. Kaçmıyoruz ya. Ödeyeceğiz. Şimdi ödeyeceksin. Çattık ya. Lan var ya çattın ki ne çattın. Çık parayı hadi. Ya bela mısın siz? Defolun gidin. Şşş. Efendi o. Usul usul otur bakayım yerine. Selim'in şu haline bak. Ne olmuş acaba? Hadi gel gidip soralım. Ama ne olmuş olmuş bize ne? Hemen geç kaldım. Gitmem lazım. Hadi. Hadi. Selim'ciğim geçmiş olsun. Hayırdır ne bu hal? Arabamın motoru bozuldu. Bilmiyorum artık. Kimin gözü değdiyse. Ne diyorsun sen ya? Birilerini görene kadar her şey yolundaydı. Allah Allah. Nasıl yani? İşte ben otobüs durağında bekliyordum. Sonra o arabasıyla geldi. Aman öyle havalı havalı gitti işte. İyi ki binmemişim. Bence de. Bir de binseydim o zaman araba patlardı herhalde. Nasıl bir enerji yayıyorsan artık. Yalnız yakışmış. Böyle buğulu bir hava katmış. Annene benziyor. Annen de senin gibi bir çocuktu eskiden. Tanıyor musun annemi? Tanımaz mıyım? O benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya. Tabii ya. Ama hastaymış. Çok üzüldüm. İlaç aldım ona. İçince hemen iyileşecek. İlaç mı? Evet, ilaç aldım. İçince iyileşecek. O zaman beni de yanına alır. Alır tabii. Almaz mı? Nasıl olmuş? Güzel olmuş, güzel. Bak buralara da rütüş yapacağım. Çok güzel olmuş kızım. Gerek yok rütüşe falan. Hadi sen topla boyalarını artık. İyi akşamlar hanımım. Sen yeni mi geliyorsun Ayşe? Pazar çok kalabalıktı, bu saate kaldım. Allah Allah. Bu saate kadar pazar mı olurmuş? Ben de anlamadım. Poşetler açayım, yeşillikler pörsümesin. İyi, tamam. Hadi kızım. Topla şu boyalarını, hadi. Ama önce bana nerede oturduğunuzu söylersen. Bizim ev mi? Bizim ev şeyde... Neyde? Hani park var ya. Evet, var. Hangi park? Hani... Ne güzel at değil mi? Bak korkmuyorum ben. Evet, evet çok çok güzel. Hadi bana hangi park olduğunu söyle. Başka ne var yanında? Acıkmış mıdır at? Yok, yemeğini yemiştir o. Hadi biraz bana parktan bahset. Hani...
Hani şey var ya. Ya şey işte. Çık parayı lan. Alo. Duymuyor musun lan? Çık şu parayı. Para yok. İlla gel beni benzetiyorsun yani. İki gözün önüme aksın ki paranın. Lan zaten gözünün yağı akacak birazdan. Çık şu parayı. Uğraştırma koçum. Efendi efendi ver. Olsa vereyim. Param yok diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Sabrım tükeniyor ama. Sen verecek misin yoksa biz mi alalım? Lan bana bak. Şu parayı veriyor musun, vermiyor musun? Ben de yok. Ne yaptın lan? Hadi bak söyle artık. Sen mahallenin, sokağın ismini bilmiyor musun? Peki buraya yakın mı? Bilmem. Buraya gelirken çok yol geldiniz mi? Bilmem. Biz hastaneden geldik. Hastane mi? Hastaneye gideyim ben o zaman. Nerede bu hastane? Şey, büyük bir hastane. Çok büyük. Öyle mi? Çabuk söyle, nerede bu hastane? Nerede? Şey. Ne var? Elif'i gördün mü? Atımı kıskandı. Atlara bakmaya gitti. Sanki binebilecek. Yalnız başına mı gitti? Hı hı. Konuştuklarımızı kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Yoksa ilaçları annene veremem. Hı hı. Elif, neredesin sen kızım? Buralarda dolaşıyormuş tek başına. Kaybolmasın diye aldım, eve götürüyordum. Sağ olun Arzu Hanım. Gel kızım. Ayşe teyze. Söyle kızım. Annemin hastanesi çok büyük değil mi? Büyük ya. Peki çok mu uzak? Uzak kızım, uzak. Ne oldu? Çok mu özledin sen anneciğim? Kavuşacağız Elif'im. Az kaldı. Biraz daha sabret. Sabret yavrum. Sonuçlarınız güzel çıktı. Yarın sizi taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bunun için son bir kontrol yapacağız. Tam söyleyecekti, yine geldi musibet. Ayşe mi? Hanımım sinirlenmeyin. O meleğin yerini elinde sonunda bulacağım. Ama kızdan bir şey çıkmayacağı benziyor. Sen şimdi git, Ayşe odasını dip köşe bir ara tekrardan. Elbet bir numara, bir adres, bir şey olacak. Tamam hanımım. Gelirsin mi? Abi ne varsa aldık. Eksik koçum bu para. Ne kadar eksik abi? Eksik işte. Abi çekmecede ne varsa hepsini aldık. Nasıl çekmeceden aldık? Kendisi vermedi mi? Yok abi. Namussuz ayak diretti. Lan doğruyu söyleyin. İçinde siz mi aldınız yoksa? Yok abi, ne alması? İnanmazsan üstümüzü başımızı ceplerimizi arayın. Bizde para yok. Gelirken bankaya yatırmadığınız ne malum? Yok abi. Öyle bir şey yapar mıyız hiç? Adam yokuşa sürünce... Tamam, kes uzatma.
Al şunu defol. Ama bu anlaştığımızdan daha az abi. İşi tam yaptın da mı parayı tam bekliyorsun Hülya? Elinden bir kaza çıkmadan defol git, al oltanı buradan. Peki abi. Saygılar abi. Ne haber Gonca? Ne oldu üstünüze başınıza böyle? Sorma ya, arabayla yolda kaldım. Size bir şey olmadı inşallah. Yok yok, önemli bir şey değil. Ay Selim Bey, şimdi bu lekeler tiner olmadan çıkmaz ki. Yok ya, gerek yok. Müştemilat da vardır, hemen bir koşu getiririm. İlaçlarını içtin mi anneciğim? İçiyordur tabii yavrum. Sen hiç merak etme. Anneciğin çok iyi olacak. Gelip seni alacak. Alo, Melek. Yaranma. Oh, çok şükür. Kesin yarın mı çıkıyorsun hastaneden? Allah'ım sana çok şükürler olsun. Tamam kızım, tamam. Konuşurken duydum. Melek yarın hastaneden çıkıyormuş. Önce o Melek'ten kurtulmalıyım. Kenan'ın yanına bile yaklaşmamalı. Sonra şu yanaşma. Zaten kolay.